Evet arkadaşlar, bu derste liseden çok iyi bildiğiniz düzlemde doğrunun analitik incelemesine vektörler yardımıyla nasıl yaklaşabileceğimize bakacağız. Şimdi öncelikle temel tanımları, lisedeki bildiğimiz tanımları bir hatırlayalım. Mesela bir doğrunun eğimi deyince ne diyoruz? Doğrunun eğimi neydi? Bir doğrunun x ekseniyle yaptığı açının tanjantına demiştik doğrunun eğimi diye. Yani şurada bir açı var. Burası x ekseni. Bu x eksenini yaptığı şuradaki teta açısının tanjantını. Bu arada trigonometrik bağıntılardan da bu tanjant teta'nın, ki burası da teta'dır, karşı bölü komşu dik bağıntısından y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 olduğunu görebiliriz. Demek ki bir doğru verildiği zaman herhangi iki noktasını da bilirsek biz ne yapabiliriz zaten? Direkt eğimini bulabiliriz. Zaten doğrunun denkleminden de eğimini bulabiliriz, görebiliriz. Bunları biraz sonra göreceğiz. Fakat biz buradaki amacımız bu işe vektörel nasıl yaklaşacağız? Şimdi vektörel yaklaşma şu demek, onu da kısaca bir doğrultu vektörü yardımıyla. Aslında burada dediğimiz tanjant teta eğim bu doğrunun doğrultusunu ifade ediyor. Nereden nereye doğru gidiyor, nasıl hareket ediyor. Mesela şöyle bir doğru çizersek bunun doğrultusu farklı olur. Dolayısıyla ben bu doğrunun doğrultusunu da, yani bu tetayla yardımıyla değil de bir vektör yardımıyla, mesela bu doğru bu vektöre paralel. Bu doğru bunun, aslında bu vektörün eğimi bu doğrunun eğimi. Doğru mu? Bununla birlikte birbirine karşılık getirebiliriz. Şimdi gelelim önce bildiğimiz bazı şeyleri kısaca tekrarlamaya. Düzlemde eğimi bilinen bir doğrunun denkleminin bu şekilde olduğunu biliyoruz. Y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1. Burada m ile eğimi gösterdiğimizi biliyorsunuz. Bunun kanıtını yapabilirsiniz. Şimdi bunun mesela 2-3 türlü kanıtı olabilir. Biz gelin ilk başta bunun kanıtını nasıl yapacağımızı görelim. Yapacağınız iş çok kolay. Hemen bir eksenleri çizelim. Bir de rastgele bir doğru çizelim şu şekilde. Doğrumuz şu olsun. Ben bu doğrunun neyini istiyorum? Denklemini istiyorum. Hemen şuradan bir tane noktası verilmiş bakın. Çünkü teoreme görecek olursam bir A noktası verilmiş. A noktası verilmiş. Peki A noktası verildiyse şurası A noktasının koordinatları x1, y1 olarak verilmiş. Bakıyorum tekrar. Evet, x1, y1. Evet, burası da bir teta, tanjant teta verilmiş. Doğru mu? Ben bu doğrunun denklemini nasıl buluyorum bakın. Şurada herhangi bir x değişkeni alıyorum. X değişken nokta. Bu x değişken noktayı da karışmasın. Bakın şöyle, şu küçük x y ile göstereyim. Büyük x ile noktanın kendisini gösterdim. X y. Şimdi bir x y noktası. Onu da koordinatlarını şöyle gösterelim. Şurası x'miş, burası y'miş. Bu değişken nokta olduğu için değişecek doğru üzerinde. Şurası x noktası, burası da y noktası. Peki ben şuradaki üçgeni buraya da çizebilirim. Buraya çizdiğim zaman şuradaki açı yine teta ise burası da teta olacaktır. Dolayısıyla şuradaki uzaklık ne olacaktır şu uzaklık? X eksi x1. Şuradaki uzaklık ne olacaktır? Y eksi y1 olacaktır. Tanjant teta yine neye eşit? Tanjant teta'ya ne demiştik? M demiştik. O da eşittir. Karşı dik, yani y eksi y1 bölü x eksi x1. Dolayısıyla ben ne buldum? Y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 şeklinde ben eğimi bilinen, bakın eğimi bilinen ve bir noktadan geçen, bir noktası bilinen doğrunun denklemini bulmuş oldum. Tamam. Evet, şimdi bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulunuz. Eğimini nasıl bulacaksınız hemen? M eşittir 4 eksi 0, yani y2 eksi y1 bölü x2 eksi x, yani 5 eksi 2'den ne oldu? 4 bölü 3 olarak bulduk. Bunları yine siz kendiniz yapın. 2-3 noktasından geçen ve 25 olan doğrunun denklemi. Bunlar kitabınızda sizi önceki konuları hatırlamanız için verilmiş sorular. Mesela bu doğrunun eğimini nasıl bulacaksınız? Biliyorsunuz y eşittir mx artı n şeklinde yazdığım zaman buradaki x'in kat sayısı neyi veriyordu bana? Eğimi veriyordu. Buradan bunu da görebilirsiniz zaten. Hemen eğimi ne yapabilirsiniz? 2'ye eşittir 5 eksi 3x. Her tarafı 2'ye bölersek y eşittir 5 bölü 2 eksi 3 bölü 2x'ten. Eğimin ne olduğunu görüyorum ben burada. Eksi 3 bölü 2 olduğunu görüyorum. Pekala, şimdi şöyle bir soru var. Bu alıştırma var. Bu alıştırmayı da bu yapmak istiyorum ama bu
3x artı 2'ye eşittir 5 doğrusuyla aynı doğrultuda bir vektör yazınız diyor. Bir doğru var. Bu doğruyla aynı doğrultuda bir vektör yazınız. Biraz önce size söyledim. Bu doğruyu rastgele çiziyorum. Şöyle bir doğru çizelim. Şöyle bir doğru olsun. Yani kabaca çizdim. Yani şey çizmiyorum. Bir doğru bu. Bu doğrunun nesini istiyor size? Doğrultuda, aynı doğrultuda olan bir vektör istiyor. Şöyle bir doğrultusu bu şekilde. Hatta üzerine de çizebiliriz, kenarına da çizebiliriz. Önemli olan paralel olması ve doğrultusunu ifade etmesi. Peki aynı doğrultuda bir vektör, bu vektörü de U ile gösterelim. Bu U vektörünü bana nasıl bulursunuz, nasıl yaparsınız? Bakın nasıl yapalım. Şimdi madem ben bu doğrunun denklemini biliyorum, üzerinde bir tane nokta alayım. Mesela sağlayan x yerine 1, y yerine 1 yazsam sağlıyor mu? Sağlıyor değil mi? 1'e 1 noktası bu doğrunun üzerinde midir bakın? Sağlıyor. Bir tane de b noktası alalım. B noktası da tam yani şöyle yazalım onu da. Mesela 3 yazsam x yerine ne olur y? 3'e 3 kere 3 9, 5 olması için eksi 2 olması lazım. Bakın böylelikle ben doğrunun üzerinde 2 tane noktasını yazdım. Peki ben U vektörünü nasıl yazarım? Hemen U vektörü eşittir. AB vektörü aslında bu vektörüm şu anda. Bu da nedir? B eksi A'dan bunu hemen B eksi A'yı hesaplarsam 2'ye eksi 3 olarak bulurum. Yani bu doğruyla aynı doğrultuda ne yapmış oldum? Bir vektör yazmış oldum. Şimdi gelelim iki noktadan geçen doğru denklemine. İki noktadan geçen doğru denklemi de yine lisedeki bilgilerinizden hatırlayın. Noktaların koordinatları x1, y1, x2, y2 ise bu şekildeydi. Tabii bunları ezberlemiyoruz. Bunlar hemen mantıken kolayca ulaşabileceğimiz sonuçlar. Bunun kanıtları var. İki tane kanıtını sunacağım size. Ama birinci kanıtı isterseniz gelin benzerlik üzerinden yapalım. Bakın iki tane neyi verilmiş? Noktası verilmiş. İki noktadan geçen. Demin neydi? Bir nokta bir de eğim verilmişti. Şimdi iki noktadan geçen doğrunun denklemini bulacağım. Peki bunu nasıl yaparsınız? Şimdi yapacağımız da şu aslında. Burada benzer üçgenleri kullanacağım. Nasıl benzer üçgenler? Bakın iki tane benzer üçgen var burada. Şu kırmızıyla ifade ediyorum. Şu A. Şurası diğerinde bu tarafa güzel çizeyim şurada. Bu birinci, bu da ikinci. Tamam mı? Şuraya teta diyelim. Burası da tetaydı. Burası da tetadır. Buradan tanjant teta ne olacaktır? Dx. Dx ne burada? Dx uzunluğu. Y eksi y1 bölü ad. O nedir? X eksi x1'dir. Doğru mu? Peki bu üçgen hangi üçgene benziyor? Şuradaki, burayı da maviyle yapayım isterseniz. Şu kısımdaki üçgene benzemiyor mu? Şu aynı benzer üçgenler. Dolayısıyla orada da aynı şekilde tanjant teta'yı kullanabilirim. Orada da eğim aynı. Bu kez nedir? Y2 eksi Y1 bölü şu uzunluk. Şurası. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Böylelikle neyi bulmuş oldum? Doğrunun denklemini hemen ulaşmış oldum bu şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Pekala. Gelelim şimdi bu alıştırma olarak vermiştim. Benzerlik yardımıyla kanıtlayın diye, ama ben bu şuradaki soruyu vektörler yardımıyla kanıtlamak istiyorum. Vektörler yardımıyla nasıl kanıtlayacağım bakalım. Aynı denklemi vektörler yardımıyla bulacağım. Hemen şöyle bir koordinat eksenlerini çizelim. Bir tane de doğru çizelim. Bu doğrunun denklemini bulmak istiyorum. Tamam mı? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şurada iki tane noktası verilmiş. Şurası A noktası. Şurası B noktası. Tamam mı? Şimdi şurada bir tane de değişken nokta alıyorum. Değişken nokta. Ona isterseniz şöyle diyelim. Bir x noktası. Büyük x'e gösterdim. Şimdi koordinatlarını yazalım. Koordinatları verilmiş. Birisi x1, y1. Bakın şu neymiş? X1, y1. Şu x2, y2. X buna ne diyeceğim? Değişken olduğu için, yani her yerde olabilir bu. X'e y diyeceğim. Tamam. Deminkini yaptığım aslında şu burada yaptığım şeyin aynısı. Fakat burada ne yaptım? Koordinatlarını yazdım. Şimdi gelin vektör hesaplamasına geçelim. Vektör hesaplamasına. Bakın şu vektörü, şu birleştirdiğimi düşünün. AB vektörünü. Bir de bir AB vektörünü birleştirdim. Bir de şurada AX vektörünü birleştirdim. Bakın iki tane vektör yazıyorum buraya. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Birisi AX vektörü,
Birisi de AB vektörü. Birazcık daha şöyle açık yazalım. AB vektörü. Peki AX vektörü ile AB vektörü aynı doğru üzerinde, doğru mu? Yani birbirlerine ne bunlar? Paralel. Dolayısıyla AX vektörü AB vektörünün neyidir? Bir lambda katıdır diyebilir miyim? Bu iki katı da olabilir. 1 bölü 2 katı da olabilir. Yani AX vektörü şuradaki büyük vektör AX vektörü şuradaki AB vektörünün neyi olacak? Bir katı olacak. Yaptığım iş bu. Tamam. Peki hocam burada biz hiç koordinatları kullandık mı? Şu anda herhangi bir koordinat kullanmadık. Doğru mu? Bunu X, Y, Z olsa da bir şey fark etmeyecekti. Aslında ben şunları hiç sileyim. Bakın şöyle yapayım. Biraz sonra neden böyle yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. Şimdi AX AX vektörünü bana kim söyler? X eksi A'ydı değil mi? Yani şunu da yazalım. X eksi X1 virgül değil mi? AX vektörü. Y eksi Y1. Bu da eşittir. Lambda çarpı AB vektörünü yazalım. AB vektörü nedir? X2 eksi X1 virgül Y2 eksi Y1. Dolayısıyla ben nasıl bir bağıntı buldum? Vektör eşitliğinden. X eksi X1 eşittir. Lambda çarpı X2 eksi X1, Y eksi Y1 eşittir de lambda çarpı Y2 eksi Y1. Anlaşıldı mı? Peki ikisinden de lambdaları çekelim. Lambda eşittir diye yazmaya başlasam. Ne olur lambda? X eksi X1 bölü X2 eksi X1. O da eşittir. Y eksi Y1 bölü Y2 eksi Y1. Her ikisi de lambda. Peki bunu bulduk. Bakın burada şunu biraz önce söylediğim şeyi tekrar yorumluyorum. Bir koordinatlarla ilgili herhangi bir işleme gerek duymadık burada. Bakın şurada diyelim ki 3 boyutta olsaydı buraya ne yazacaktım sadece? Bir Z yazacaktım 3 boyutta. Burası orada bir de ne olacaktı burada sadece? Z 2 olacaktı. Buraya bir Z yazsaydım Z 1 olacaktı. Bir şey fark edecek miydi? Eğer öyle bir durumda yazacaksam aynı şeyi kullanacaktım yine. AX eşittir lambda AB. Yine aynı bağıntı olacaktı. Bir şey fark ediyor mu? Hayır. Yine aynısı olacaktı. Fakat bu kez şuraya bir virgül koyacaktık. Z eksi Z1 lambda. Şunu da virgülü burada kapatmayacaktık. Z2 eksi Z1 olacaktı. Dolayısıyla buradan bir eşitlik daha gelecekti. Z eksi Z1 eşittir lambda çarpı Z2 eksi Z1 diye. Buradan da bunu lambdayı çektiğim zaman daha devamı gelecekti. Z eksi Z1 bölü Z2 eksi Z1. Demek ki 3 boyutlu olsaydı ne olacaktı? Sadece yeni bir eşitlik ilave edecekti. 4 boyutlu olsaydı bir tane daha T deyin ona. T eksi T1 bölü T2 eksi T1 şeklinde. Anlaşıldı mı? Bunu ifade edebiliriz. Yani vektörel çarpım benim daha üst boyutlarda doğru denklemimi bulmama çok ciddi derecede yardım sağlayacak. O yüzden önemli arkadaşlar. Evet, şu noktalarından geçen doğrunun denklemini vektörel yöntem kullanarak bulunuz demiş. Gelin bunu bulalım ki birazcık daha bu yöntem kalıcı olsun, anlaşılır hale gelsin. Bakın A noktası verilmiş. A noktası 1'e 2'ymiş. B noktası verilmiş. B noktası 2'ye 5'miş. Ve bir tane noktayı da ben kendim alıyorum, ona da büyük X ile gösterdim. Koordinatlarında ne dedim? X'e Y dedim. Tamam. Yapacağım iş nedir? Şuradaki AB vektörü ile AX vektörü arasında bir bağıntı bulmak. Yani ne yapıyorum, ne yazıyorum? AX vektörünün AB vektörünün lambda katı olduğunu kullanacağım yine. Çünkü AB bilinen vektör. Her ikisi de biliniyor bakın. Değil mi? Buluyorum yani nokta başlangıç bitiş noktalarını biliyorum. Burada da bilinmeyen bir şey var. Hemen yazalım bunu. X eksi 1 virgül Y eksi 2 lambda çarpı AB nedir? Kim söyler? 1'e 3 mü? Evet. Dolayısıyla X eksi 1 eşittir lambda. Y eksi 2 eşittir 3 lambda. Lambdayı çekin buradan. Yalnız bırakın lambdayı. Lambda ne oldu? X eksi 1. O da eşittir. Y eksi 2 bölü 3. Alın size bu doğrunun denklemi. Bitti. Tamam mıdır? Evet. Şimdi vektörel yöntem neden önemli? Vektörel yöntem neden önemli? Bakın vektörü tekrar ediyorum. Biraz önce yani bu soruyu evet lisedeki analitik geometri bilginizde yapabilirdiniz. Değil mi? Yapabilirsiniz. Oradaki benzerlikle yazdığımız bir formül vardı. Ama formül ezberlemenizi istemiyorum. Ben burada herhangi bir formül kullandım mı? Hayır. AB eşittir.
AX eşittir lambda AB. Peki ben şöyle vektörel yöntem kullanarak bunu ne yapabilirim bakın? Daha büyük boyutlarda da bu yöntemi kullanabilirim. Çünkü daha büyük boyutlarda ben ne eğimden bahsedebiliyorum? 3 boyutta mesela eğimden bahsedebilir miyim? Çünkü eğimi ben ne diye tanımladım arkadaşlar? Eğimi ne diye? X ekseniyle yaptığı açı. Zaten ben bir doğruyu X ekseniyle yaptığı açı dediğim zaman, açı şudur dediğim zaman Y ekseniyle yaptığı açıyı da buluyorum düzlemde. Ama uzayda böyle bir durum yok. X ekseniyle yaptığı açı o doğrunun bana doğrultusunu veriyor mu? Hayır, yeterli değil. X ekseniyle 45 derece yapsın ama her yöne doğru gidebilir yine. Yani tam doğrultunun doğrultusunu bana vermiyor buradaki M tanjant alfa. Dolayısıyla bu burada bana ne yapıyor? 3 büyük boyutlarda yetersiz kalıyor. Ama ben bir vektör yine AB noktası verildiyse bunun doğrultusunu direkt böyle alabilirim. Ya da eğer açıyla tanımlanması gerekiyorsa doğrunun doğrultusunu tam gösteren doğrultman kosinüsleri diye bir konu vardı. Hatırlayın, anlatmıştım. O şekilde bir doğrultman kosinüsleri verilip doğrultusunu görebiliriz. Ama verilmediyse ne yapmam gerekecek? Daha büyük boyutlarda vektörel yöntemi kullanmak benim işimi çok ciddi derecede kolaylaştıracak. Evet, şimdi daha sonra göreceğiz yani bu şimdi dersin sonuna göre bu vektörel yöntemin ne gibi kolaylıklar sağladığını göreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 2, 5, 7. Şu anda herhangi bir formül bilmiyorsunuz. Ezberleme yapmanızı da istemiyorum. Bakın şu geçen noktanın iki tane. Bakın 3 boyutlu. Peki bir zorluk var mı? Rastgele bir doğru çizdim. Bakın A noktasını gösterdim. B noktasını gösterdim. Buraya da ne dedim? X dedim. Noktaların koordinatlarını yazalım. Burası 1, 2, 3'müş. Burası 2, 5, 7'ymiş. Burası da ne diyeceğim bu kez? X, Y, Z diyeceğim. Olay bitti. Pardon 2, 5, 5 yazdım. Hemen düzeltelim onu. Çok güzel. Şu AB vektörü şunu düzeltelim. 2, 5, 7 yazdık. Şimdi AB vektörü ile diğerini de çizelim. AX vektörü. Dolayısıyla yine aynı bağıntıyı yazıyorum. Bak fark eden hiçbir şey yok. AX vektörü eşittir. AB vektörünün nedir? Lambda katıdır. Hemen yazalım. X eksi 1 AX vektörü. Y eksi 2 Z eksi 3. O da eşittir. Lambda çarpı AB'yi yazıyorum şimdi. AB vektörünü söyler misiniz bana? 1, 3, 4. Çok güzel. Hemen buradan eşitlikleri yapalım. X eksi 1 eşittir. Lambdaymış. Y eksi 2 eşittir. 3 lambdaymış. Z eksi 3 eşittir. 4 lambdaymış. Lambdaları çekin şimdi. Lambda eşittir diye başlarsak. 1, X eksi 1 zaten. O da eşittir. Y eksi 2 bölü 3. O da eşittir. Z eksi 3 bölü 4. Burada fazladan ekstra boyutlar gelseydi ben kullanacağım yöntem farklı olacak mıydı? Hayır. Anladınız mı ne kadar bir kolaylık sağladığını vektörel yöntemi? Peki devam edelim. Bunu Rekip'te yine aynı şekilde bir örnek var. Alıştırma 3-7. Bunu size bırakıyorum kitabınızda. 3-8'i yine siz aynı şekilde vektörel yöntemle yapmanızı istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben şunu gördüm arkadaşlar. Bakın düzlemde ben doğrunun denklemini bulurken doğrunun doğrultusunu sadece m eşittir tanjant alfa yeterli olurken uzayda bu ne olduğunu gördüm? Yetersiz kalacağını gördüm. Doğru mu? Ya da sadece bununla da değil uzayda da değil tüm boyutlar için herhangi bir uzayda bu m tanjant teta yerine bunun yerine doğrunun doğrultusunu gösteren bir u vektörü yardımıyla yani bakın doğrultu yerine buradaki tanjant teta yerine yeni bir başka vektör kullanıyorum. U vektörü. İşte bu U vektörüne artık bu dersin sonuna kadar bu çok karşılaşacağımız bir vektör. İsmi özel bir isim diyoruz buna. Doğrultu vektörü. Aslında adı üstünde doğrultusunu ifade ediyor. Doğrunun doğrultusunu gösteren bu vektöre doğrultu vektör deniyor. Hani bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi olduğu gibi eğer ben bir doğrunun doğrultusunu biliyorsam denklemini çok kolay bulabilirim. Mesela bakın bir tane göstereyim. Bir doğru var. Ben bu doğrunun geçtiği bir noktayı bileyim. A noktası. Bir de bakın başka ikinci bir nokta bilmesem. Sadece şeyi bilsem. Aynı diğer olduğu gibi eğim yerini. Eğimi bilmiyorum ama neyi bilsem? Doğrultmanı bilsem. Doğrultmanı neyle göstermiştim? U ile göstermiştim. Yine denklemini
bulabilirim. Şimdi burada A yerine P yazmış. P noktasından geçen. Aynı harfleri kullanalım. P. Üzerindeki değişken herhangi bir noktayı yine ne alıyorum? X. Hangi uzayda olursa olsun. Bakın ne yazmış burada? Rn. Bu kez hangi bağıntıyı kullanacağım? Dikkat edin. Hangi bağıntı? Px eşittir. Px vektörü burada yazıyor zaten. U vektörü, yani başlangıç bitiş noktası verilmeyebilir ama U vektörü verilmiş. U vektörü doğrultusunu belirliyor. Burada bir kenarda bir vektör. Doğrultusunu ifade ediyor. Onun ne katı olacak yine? Lambda katı olacak. Buradan yine ben bir doğrunun denklemini bu şekilde bulabilirim. Pekala, bakın bunun hepsinin tamamen daha net anlaşılması için 3 tane 3 şıklı bir örneğimiz var burada. 1-2 noktasından geçen vektörüne paralel olan doğru. Bunun daha iyi anlaşılması için şöyle yazdım. Vektörü çiziyorum şimdi, bakın. Şurada hemen bunu şöyle yapalım. Bir P noktası. Tamam. P noktasının koordinatı ne verilmiş A şıkkında? 1-2. Peki başka? U vektörü verilmiş. U vektörü. U vektörünün koordinatını da yazalım. Bileşenlerini yazalım pardon. Nedir? 3'e 4. Şimdi doğrunun denklemini ifade etmek için benim neye ihtiyacım var? X ile gösterdiğim büyük X ile X, Y'ye ihtiyacım var. Tamam. Şimdi bu A için geçerli. Peki B'de ne yapacaktım? B'de fark var mı? Hayır. B'de sadece şunu yazacaktım. X yerine X, Y, Z. P yerine 1, 2, 3 yazılmış. 1, 2, 3 burada verilmiş. U yerine de U ne verilmiş? 3, 4, 5. 3, 4, 5 yazacaktım. Tamam. Bir C şıkkında ne olacak? U yerine ne yazılmış? 3, 4, 5, 6. X yerine ne yazılmış? Bu kez ne yazacağız peki? X, şöyle büyük X'e, X, Y, Z, bir tane bileşen daha getirin. Ne olsun? W olsun. Anlaşıldı mı? Peki P noktası ne oldu? 1, 2, 3, 4. Şimdi hangi üçlüyü kullanırsanız kullanın. İster şu üçünü kullanın, ister bu üçünü kullanın. Hangi boyutta size soruluyorsa yapacağınız işlemlerde tamamında aynı bağıntıyı kullanacaksınız. Nedir o bağıntı? Px vektörü. Px vektörü hangi vektörün bir katıdır? U vektörünün. Lambda çarpı U şeklinde yazacağınız bağıntı bu. Hepsinin de aynısı. İster R kare, ister R küp, ister R üzeri 4. Gelin uygulayalım. A şıkkı için yapalım şimdi. A'yı yapalım. Px nedir A'da? Hemen. X eksi 1, Y eksi 2. O da eşittir. Lambda çarpı 3, 4. Peki B'ye bakın. B'de nedir? Aynısı Px. X eksi 1, Y eksi 2, Z eksi 3. O da eşittir. Lambda çarpı bu kez 3, 4, 5. U vektörü bu kez 3, 4, 5 verilmiş. C'de yazmama gerek var mı? Aynı şekilde. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani ne yapacaksınız? X eksi 1, Y eksi 2, Z eksi 3. Bir de W eksi koordinat ne verilmiş? 4 verilmiş. 4. O da eşittir. Lambda çarpı 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Peki buradan yazacak olursam bunun denklemini. Bunun denklemini bakın şöyle göreceksiniz hemen. X eksi 1 bölü lambdayı çekeceğim ya. Nedir cevap? 3. Y eksi 2 bölü 4. Buna bakalım. X eksi 1 bölü 3. Y eksi 2 bölü 4. Devam ediyor ama eşittir. Lambda hala var elinde. Değil mi? Lambda bir de niye eşit? Z eksi 3 bölü 5. Farkında mısın? Sadece ne geldi? Ekstra bir eşitlik geldi R küpte. R4'te kaç tane eşitlik gelecek? 2 tane daha eşitlik gelecek. Tamam mı? 2 ifade. Yani 4 tane ifadenin eşitliğini göreceksiniz. Bunu da yazacak olursak isterseniz onu da yazalım. X eksi 1 bölü 3, Y eksi 2 bölü 4, Z eksi 3 bölü 5. Bir de ne geldi? W eksi 4 bölü 6 oldu. Bakın vektörel yöntemle ben her uzayda bir doğrunun denklemini çok kolay bir şekilde elde edebiliyorum. Yine alıştırma 3-9'u size bırakıyorum arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın ki bunları işler yerine otursun. Şimdi eğimle doğrultman vektörünün ilişkisini anlatacağım size. Eğimle doğrultman vektörün ilişkisi.
Şimdi bir doğru verilsin. Bakın bir doğru verilsin. Bu doğrunun bir de U vektörü verilsin. U vektörünü nasıl tanımlamışız? AB. Bir bakın U. Şu anda U vektörü, eğer U vektörü bu doğruya paralelse, ne olacaktır? Ne olması gerekiyor? Şuradaki açı teta ise buradaki açı da teta mıdır? Peki o zaman tanjant teta'yı nasıl tanımlarım? Tanjant teta neydi? Karşı bölü komşu. Yani B bölü A'dır değil mi? Evet, B bölü A'dır. Bu arada kitabınızda bu kısımda bazı şeylerde A ile B yerlerini değişmiş. Dikkatli olun. Çok zor bir şey değil ama onu siz kendiniz ona göre düzeltin. Mesela B A denilmiş olabilir. A B, tamam mı? Şimdi burada M eşittir tanjant teta'nın da B A olduğunu gördün mü? Bakın ne oldu? Doğrultmam vektörün Y bileşeninin X bileşenine oranı bana neyi veriyor? Doğrunun eğimini veriyor arkadaşlar. Tamam. Pekala. Yani bu da zaten eğim neymiş? B bölü A'ymış. O halde ben bir doğrunun doğrultmam vektörü mesela AB ise eğiminin ne olduğunu gördüm? B bölü A olduğunu gördüm. Mesela bir doğrunun doğrultmam vektörü 3'e 5 ise bu doğrunun eğimi nedir? 5 bölü 3. Aradaki bant çok basit bir şey var. Eşitlik var zaten. Tamam. Evet. Tam tersi durum da olabilir. Mesela şöyle söyleyeyim size. 2x artı 3c eşittir 5. Bu doğrunun doğrultmam vektörünü bulunuz dersem. U vektörü nedir diye sorsam. Nasıl yapacaksınız? Hemen m'sini bulun. Bunun m'si nedir? M nedir burada? Evet. Eksi 2 bölü 3. Hemen görebilirsiniz bunu. Eksi 2 bölü 3. O zaman demek ki U vektörünü hemen ne yazabilirim? Kim söyler? Eksi 2 bölü 3 ise evet AB. Yani 3'e eksi 2. Peki şunu yazabilir miydim? Eksi 3'e 2 olur. Sadece ne olur? Yani doğrultmam vektörü bu değil. Tam tersini de alabilirsiniz. Bu tarafı da alabilirsiniz. İkisi de doğrultmam vektörü. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunun katını da alabilirsiniz. 6'ya eksi 4. Ama anlamı var mı? Yok. Yine aynı sonuçlar çıkacak. Yani şuradaki ifadede paydaların 3, 4 değil de hocam 6'ya 8 fark eder mi? Bu eşitliği fark etmez değil mi? Çünkü bütün kesirleri ne yaptın? Paydasını 2 ile çarpmanız bu eşitliği bozmayacaktır. Pekala. Devam edelim. Düzlemde verilen şöyle bir doğru var. Ax artı b'ye eşittir c. Bu doğrunun doğrunun eğimini ve doğrultu vektörünü bulalım. Doğrultu vektörünü ve eğimini bulalım. Nasıl buluruz? Hemen söyler misiniz bana? Eğim nedir? M eşittir. Eksi a bölü b. O zaman doğrultu vektörü nedir? Doğrultu vektörü nedir? A'ya eksi b mi? B'ye eksi. Şimdi bu zaten y bölü x. Eğimi nasıl buluyorum? Y'lerin değerleri bölü x'in değerlerinden farklı. Dolayısıyla nedir bu? B'ye eksi a. Oldu mu? Var mı problem? Pekala devam edelim. Doğrultusunu gösteren bir birim vektör yazınız. Yazalım hemen. Bunun eğimi nedir? M eşittir. Hemen yazdığım zaman 2 bölü 3 mü? Eğimi 2 bölü 3 değil mi? Dolayısıyla bunun doğrultusu, doğrultmam vektörü yani bu vektörle aynı doğrultuda bir vektör ne olacaktır? 3'e 2 olacaktır. Birim vektör istiyor o zaman. U sıfırla gösterelim. Normuna bölelim. Normu da 9, 4, 13 değil mi? Kök 13. 1 bölü kök 13 3'e 2 şeklinde bulmuş oluruz. Evet. Devam edelim. Olan doğrunun eğimi nedir? Bunu tersten de gidebilirsiniz. Bu eğim nedir hemen? Kim söyler? Eksi 5 bölü 2. Peki doğrularının doğrultmam vektörlerinin toplamının normunu buldunuz diye soruyor. Bu da kolay. Yani hemen yapabilirsiniz. M'leri bulacaksınız. Birinci M nedir? Hemen hesaplayalım. M1 diyelim. Birinci M1 5 bölü 3. Doğru mu? İkinci M1 ona da M2 diyelim. İkinci eğim. O da nedir? 3 bölü 4'tür. O halde U1 vektörü hemen yazalım. Birinci doğrunun doğrultmanı 3'e 5. İkinci doğrunun doğrultmanı ise evet 4'e 3.
Bu iki vektörün toplamı U1 artı U2. Ona da V vektörü diyelim. O vektörü de hesaplarsan ne olacak? 7'ye 8. Doğru mu? Benden bu iki vektörün normunu, yani V vektörünün normunu istiyor. O da ne olacak? 49 artı 64 olacak. Yine kitapta bununla ilgili bu sorunun çözümünde küçük bir hata yapılmış olabilir. Ona da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar iki doğrunun paralelliğine. İki doğru ne zaman paralel olur? Şimdi şöyle iki doğru çiziyorum. İki tane doğru. Bu iki doğru paralelse, hatta düzlemdeki iki doğrudan bahsediyorum. Bunların neyleri eşittir? Şurası teta ise burası da teta. Bir kere eğimleri eşittir. 1, m eşittir. Tanjant teta her ikisindedir. Peki bunu vektörel olarak yaklaşırsam, her ikisinin de doğrultmanı yine ne olacaktır? Aynı ya da doğrultmanları birbirine ne olabilir? Katı olabilir. Anladınız mı? Peki o zaman doğrultmanlardan da yapabilirsiniz. Doğrultmanlar yardımıyla da yapabilirsiniz. Burada kanıtını ne yardımıyla yapmışız mesela? Vektörler yardımıyla yapmışız. İsterseniz o bölmeyi kapatayım şöyle beraber onu kendimiz hesaplayalım. Şöyle şurayı kapatalım. Evet. Şimdi gelelim. Ben birinci vektörün, şu D1 vektör için U vektörünü bana söyler misiniz? Hatta bunu söyleyeyim. Bakın M'si nedir bunun? M1 eksi A1 bölü B1. Diğeri de eksi A2 bölü B2. O halde ben bunları direkt şöyle yazabilirim. U1 vektörü. U1 vektörü nedir? U1 B1 eksi A1. B1 virgül eksi A1. Şöyle güzel yazalım. Virgül eksi A1. U2 vektörü nedir? B2 virgül eksi A2. Peki iki vektör birbirinin katıysa bileşenleri birbirinin katı olması gerekiyor. Yani dolayısıyla B1 bölü B2'nin eksileri de atabilirsiniz. A1 bölü A2'ye ne olması lazım? Eşit olması lazım. Ama burada paralellik için ekstra bir koşul verilmiş. C1, C2. Bunun eşit olmaması gerekiyor. Neden eşit olmaması gerekiyor? Eşit olursa zaten ikisi aynı doğru, çakışık doğrular olur. Mesela 2x artı 5y artı 3 eşittir 0 doğrusuyla 4x artı 10y artı 5 doğrusu farklı doğrulardır. Fakat doğru mu? Ama bunlar paraleldir şu anda. Ben bunu şurada 5'i 6 yazsaydım bu doğru bunun 2 katı. Yani 2 katı olan bir doğru. Başka bir şey değil. İki katı olan doğruda ne olacak? Bu doğrunun aynı doğrular demektir. Yani çünkü sağ taraf sıfır olduğu için sağdan eşittirin ikiyi ise diğerini elde edersiniz zaten. Evet. Çakışık doğrular olur. O yüzden iki doğrunun paralel olma koşulu x ve y'nin katsayılarının orantılıyken sabit olan değerlerin ne olması lazım? Oranının farklı olması gerekiyor. Peki doğruları paralel ise c kaçtır? Çok üzerine durmaya gerek yok. Oldukça kolay. Yapabilirsiniz hemen. Doğruları paralelse C kaçtır? Hemen yapalım. Nedir? İsterseniz bunu eğimden de yapabilirsiniz. Bakın. Doğru mu? Eğimden de yapabilirsiniz. Vektörler yardımıyla da yapabilirsiniz. İkisi de oldukça kolay. Bunun eğimin mesela nedir bunun yine eğimi? Şunun eğimi M1. Eksi 3 bölü 7. Bunun eğimi nedir? Eksi 11 bölü C. Tamam. Madem bunlar eşit olması gerekiyor. Bitti. C'yi bulabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Diğer taraftan yine aynı şekilde U vektörü ve U1 ve U2 vektörü yardımıyla da aynı şeye geliyor zaten. Çok üzerinde durmayacağım. Bunları vektörlerle daha sonra tekrar yine iyice bağdaştıracağız. Fakat bazı 3 boyutta 4 boyutta bazen buradaki tanjant teta'yı kullanmamız ya da eğimleri kullanmamız anlamlı olmayacak. O yüzden vektörel yöntemi kullanmayı öğrenmeniz sizin açınızdan avantaj sağlayacak. Evet, şimdi şöyle bir çok iyi bildiğiniz bir formül var. Eksenleri kestiği noktaları A ve B olan bir doğrunun denkleminin böyle olduğunu gösteriniz. Bunu biliyoruz. Mesela bir şöyle doğru var. Bu doğru neydi? Şurada 3'te geçsin. Şurası 5'te kessin. Bu doğrunun denklemi neydi hemen? X bölü 3 artı Y bölü 5. O da eşittir 1'di. Bunu lise bilgilerinden hatırlıyorsunuz. Peki
Bunun kanıtını yapalım arkadaşlar. Bunun kanıtını nasıl yaparız? Şimdi bakın nasıl yapıyorum. Burada A, B iki şekilde yapabilirsiniz. Birinci yol. Birinci yol. Bir, geçtiği noktaları biliyorsunuz. Ne geçtiği noktalar? Büyük A ile göstereyim. A'ya 0. Diğeri de hangi nokta? 0'a B. Bu iki noktadan geçen doğruyu arıyorum değil mi? Peki bu iki noktadan geçen doğru. Dolayısıyla şu bunun doğrultman vektörünü aslında siz doğrudan yazabilirsiniz. Şöyle yazabiliriz, doğru mu? Bakın doğrultman vektörünü yazabiliriz. Dolayısıyla U eşittir. Buna doğrultman vektörü. AB. AB vektörü ne olacaktır? Hemen yazarsam. Söyler misiniz? AB vektörü. Eksi A'ya B. Doğru mu? Eksi A'ya B. U'yu biliyorum. A noktasını da biliyorum. Peki o zaman yazacağınız denklem şu. Şurada herhangi bir X, Y yazalım. X, Y için. X eksi A virgül Y eksi 0. O da eşittir. Bu U vektörünün bir lambda katı olacak. Lambda çarpı eksi A B olacak. Peki buradan devam edelim. O zaman X eksi A yani lambda eşittir. X eksi A bölü eksi A. Doğru mu? O da eşittir. Y eksi 0 bölü B. Tamam mıdır? Şunu açalım. Şu ilk kısmı açalım. X bölü eksi A. Eksi A bölü A ki o da ne demektir? 1. O da eşittir. Y bölü B. Bunu öbür tarafa atalım. X bölü A artı Y bölü B o da eşittir. 1 olduğunu görürüz. Tamam, bu birinci yöntem. İkinci yolu da şuraya yapalım. İkinci yol diyelim. Bu doğrunun denkleminin şöyle olduğunu düşünebiliriz. Mesela K çarpı X artı M çarpı Y o da eşittir C. Tamam mı? Bu doğrunun denklemi bu olsun. K, M ve C olarak kalsın şimdilik. Peki bunları bilmiyorum. K, M, C'yi bilmiyorum. Böyle bir denklem. Hangi noktadan geçiyormuş bu? X, A iken Y kaçmış? İlk burada nedir? X, A iken Y. Y 0. Peki o zaman yazalım. X, A, K çarpı A. O zaman artı 0 o da eşittir C. K'yı buldum bakın. K kaçmış? C bölü A. K'yı buldum mu arkadaşlar? Kutu içerisine alayım hemen. Peki devam edelim. Eğer X 0 değil de Y 0 olursa ki şurada Y 0 ise ne olacaktır? X nedir orada? Bu arada şurada X'i A dedik. Yanlış yazmayalım. Doğru mu? X A'ydı. Şey nedir? Y 0 iken ya da Y B iken X nedir bu kez? 0. Yazıyoruz şimdi. 0 artı B çarpı Y M o da eşittir C. Buradan M'yi ne buldum? C bölü B buldum. Şimdi getiriyorum. Bu iki bulduğum denklemi burada yerine yazıyorum. K'yı ne bulmuşum? C bölü A X. M'yi ne bulmuşum? C bölü B Y. Burası da sağ tarafta zaten ne vardı? C. Burada denklemin her tarafını C'ye bölerseniz ne olur? X bölü A Y bölü B o da eşittir 1 olur. Yine bu şekilde de çözebilirsiniz. Tamam. Evet. Daha farklı yöntemlerle de çözmeniz mümkün. Şimdi gelelim bir de doğru demeti, düzlemde doğru demeti diye bir konumuz var. Ondan bahsediyorum. Bu aslında düzlemde doğru demetini de kullanmadan çok rahat çözebileceğimiz sorular var. Bunu kullanmadan. Fakat bunu bilmemiz daha sonra düzlem demeti, çember demeti, küre demeti gibi konuların anlaşılması açısından sizin için önemli. Düzlem demeti önce doğru demeti ne demek onu söyleyeyim. İki tane doğru verilecek size arkadaşlar. Birinci doğru, bir de ikinci doğru. Sonra diyecekler ki bu iki doğrunun kesişiminden geçen bir doğrudan bahsedilecek. Peki iki doğrunun kesişiminden kaç doğru geçer? Kaç doğru geçer bakalım. Sonsuz tane doğru geçer. Ben bu işte bu iki doğru yardımıyla bütün doğruların denklemini ifade edeceğim. Ben buna doğru demeti diyeceğim arkadaşlar. Doğru
demeti. Ama D1 ve D2 cinsinden yazacağım. Şimdi bunu da nasıl yapacağım bakın. Şu D1 doğrusu, şu da D2 doğrusu. D1 doğrusunun diyelim ki 3 katını, D2 doğrusunda 5 katını alsam, bunları toplasam. Yine nasıl bir ifade elde edilecek? Şöyle bir ifade elde edilecek. A3x artı B3y artı C3 eşittir 0 gibi bir ifade. Yani bu ikisinin lineer bileşimi gibi düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Birinin bir katı ile diğerinin başka bir katını topladınız. Onlara da ne demişim? Katlarını alfa demişim, beta demişim. Birincinin alfa katı, ikincinin de beta katı. Açı değil ha bunlar. Tamam, bunlar bir sayı, reel sayı. Alfa katıyla diğerinin beta katını topladım. Topladığım zaman yeni bir şöyle denklem elde edeceğim ki bu nasıl, bu ne denklemidir? Yine bir doğru denklemidir. Elde edilecek denklem de bir doğru denklemidir. Peki bu doğru denklemi şu noktadan geçecek midir? Bu doğrular ne olursa olsun her zaman şu noktadan geçer mi? Şimdi bu nokta, P noktası diyeyim, D1'i sağlıyorsa o zaman burada bu sıfır olacak. D2'yi sağlıyorsa bu da sıfır olacak. Alfa, beta ne olursa olsun alfa çarpı sıfır, beta çarpı sıfır sıfır olduğu için P noktası her zaman burayı ne yapacak? Sağlayacak. Demek ki bu doğru, şöyle yazılan doğrular her zaman şuradaki P noktasından geçen doğrulardır. Hatta ben şöyle de yazabilirim. Şu her tarafı alfaya bölerim. Alfaya bölerim. Beta bölü alfaya da lambda derim. Bakın beta bölü alfaya da lambda derim. Şöyle daha net şey anlatayım. Her tarafı alfaya böldüm. Alfa tabi sıfırdan farklı olduğunu kabul ediyorum. Böldüm. Şunlar gitti. D1 tek oldu. Öbür kısmına da lambda dedim. Sadece bu şekilde de yazabilirim. Tamam. Şimdi bununla ilgili bir tane örnek var. Bu örneği iki yöntemle de çözebilirsiniz arkadaşlar. Birinci yol nedir? Birinci yol şu. Ortak noktalarını bulursunuz. Ortak noktalarını bulursunuz. Gelin bulalım. Diyor ki bu iki doğrunun ortak noktalarından geçen ve doğrultmanı bu olan doğrunun denklemini soruyor. Tamam mı? Hemen yazıyorum bakın. İki tane doğru var. Bunun ortak noktasından geçen ve ortak noktası olsun. Doğrultmanı şu olan. Doğrultmanı da verilmiş. Yazıyorum, çiziyorum üzerine. U vektörü 1'e 1 verilmiş. Şurası da bu iki doğrunun kesişim noktası. Peki ben bu iki doğrunun kesişim noktasını bulamaz mıyım? Bulurum. Nasıl bulurum? Ortak çözüm yaparım. X artı y eşittir 1. Eksi x artı 2y eşittir 2. Taraf tarafa toplarsam 3c eşittir. Pardon, şu eksi 2 değil mi? 3c eşittir. Eksi 1. Y eşittir. Eksi 1 bölü 3. Y eşittir eksi 1 bölü 3 ise x nedir? 4 bölü 3. Demek ki kesişim noktası şuymuş. 4 bölü 3'e eksi 1 bölü 3 noktasıymış. Kesişim noktası verilmiş. Doğrultmanın da biliyorum. Tamam. O zaman neyi kullanacağım? Şunu kullanacağım. PK, pardon. Burada şöyle diyelim. Şurada bir değişken nokta alalım. KX eşittir lambda çarpı U. Gördünüz mü? Lambda çarpı U. Bunları daha sonra birazcık daha kısaltacağız ama şimdilik bunları öğrenmeniz gerekiyor bu şekilde. X yerine de ne yapalım? X'ye yazacağız zaten. O halde X eksi 4 bölü 3 virgül Y artı 1 bölü 3. O da eşittir lambda çarpı 1, 1. Şimdi lambdayı çekiyorduk. Doğrunun denklemini buluyorduk. Lambdayı çekersen ne olacak? X eksi 4 bölü 3 bölü 1. Y artı 1 bölü 3 bölü 1. Buradan denklem kısmı şu doğrunun. Yazarsanız ne olur? X eksi Y eşittir 5 bölü 3 olarak bulmuş olduk. Bakın bunu bulduk. Tamam. Peki bunu gelin ikinci yöntemle yapalım. İkinci yol. Yani doğru demetiyle yapalım. Doğru demeti. Doğru demeti şudur. Bu, madem bu iki doğrunun kesişiminden geçiyor. O zaman şöyle yazıyorum. X artı Y eksi 1 artı bu birinci doğru. Lambda çarpı ikinci doğruyu yazıyorum. Eksi x artı 2y artı 2. O da eşittir 0. Bu doğru demeti. Şu.
Doğru demet. Peki bu doğru demeti şuna, şu vektöre paralelmiş. Tamam. Peki isterseniz bunu bir düzenleyelim. X parantezini alırsanız ne olur? 1 eksi, şöyle siyah kalemle yapayım daha görünür olsun. 1 eksi lambda çarpı x artı 1 artı 2 lambda çarpı y artı 2 lambda eksi 1 eşittir 0. Doğru mu? Peki u 1 ise, u 1 1 ise m kaçtır? 1'dir değil mi? Eğim 1'dir yani. Peki ya burada şu doğrunun eğimi nedir? M eşittir. Lambda eksi 1, çünkü öbür tarafa attım, bölü 1 artı 2 lambda. Bu doğrunun doğrultunuz, bu vektörün eğimi nedir? O da 1. O zaman bunun ne olması lazım? 1. Ya da şey yazabilirsiniz. Yani hocam kafamız karıştı derseniz, bu doğruysa, eğim buysa, bu doğrunun eğim doğrultusu şey olması lazım. Y bölü x'ti ya. 1 artı 2 lambdaya lambda eksi 1. Dolayısıyla şu iki vektör şu anda ne olması gerekiyor? Paralel olması gerekiyor. Aynı olmayabilir. Değil mi? Yani lambda 2 lambda artı 1 bölü 1, o da eşittir lambda eksi 1 bölü 1. Buradan lambdayı ne bulduk bakın? Eksi 2 bulduk. Lambda eksi 2. O halde getiriyorum, lambdayı yerine yazıyorum eksi 2'yi. X artı y eksi 1. Eksi 2 çarpı eksi x artı 2 y artı 2, o da eşittir 0. Düzenlersem x eksi y, tabii 3 tane x var. 3 tane y var. Evet, bunu görebilirsiniz. Şöyle 3x eksi 3y, o da eşittir eksi 4 eksi 1 5. Buradan x eksi y eşittir yine ne çıktı? 5 bölü 3 çıktı. Yine aynı şekilde aynı sonucu bulmuş olduk. Tamam. Evet. Şimdi böylelikle aslında bu dersin başlangıç aşamasında bir şu u vektörü diye doğrunun doğrultusunu ifade eden bir vektörden bahsettim hep. Bunu iyi bilin arkadaşlar. U ve düzlemde u ile tanjant, teta ya da m eğim arasındaki bağıntıları iyi bilin. Daha sonra bunları tekrar reküpte ele alacağız. Ama bunları burada iyi anlarsanız reküpte çok daha işlerimiz kolaylaşacaktır. Şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra normal düzlemin doğrunun normalinden bahsedeceğim arkadaşlar. Orada tekrar devam edeceğiz.